Merhaba, ben Jay Kruger. Ulusal Sanat Galerisi'nde çalışıyorum ve resim konservasyonunun başındayım. Bugün sizlere Rothko'dan, özellikle de malzemeleri nasıl kullandığından bahsedeceğim. Koleksiyonumuzda kendisine ait 200'den fazla resim bulunduğu için oldukça şanslıyız. Bundan birkaç yıl önce de 1963-64 arasında yaptığı Houston'daki Menil Şapel'in resmettiği karanlık formlu resimlerden oluşan bir yerleştirme yaptık. Rodko geleneksel diyebileceğimiz bir eğitim almıştı. Boyama ve çizimlerinde son derece kolay formlar üzerinde duran Rodko geleneksel resim teknikleri ve malzemelerini de öğrenmişti. Bu videoda yaptığı resimlerin neden bugün bu şekilde göründüklerini anlamaya çalışacağız. Karşımızda karanlık formlu resimlerden yedi tane var. Bazılarının yüzeyleri dokulu yani oldukça kalın olarak bazıları ise daha pürüzsüz ve ince bir şekilde boyanmış. Parlaklıkları ise çok ama çok farklı. Burada ise Rodko'nun boyayı nasıl kullandığını daha iyi anlamak için kullanacağımız çeşitli örnekler var. Rodko, karanlık formlu resimlerde ticari olarak üretilmiş yağlı boya kullandığı gibi kendi yaptığı boyaları da kullanmış. Bu da benim hazırladığım tavşan postu tutkalı, yumurta sarısı, çok ince reçine verniği ve rengi değişmiş keten tohumu yağı. Bu birkaç sene önce renk olarak buna ya da buna daha yakındı. Boya yapmak için pigmentleri bağlayıcı bir maddenin içine koymanız gerekir. Burada gördüklerinizin her biri aslında birer bağlayıcıdır. Rodko, karbon siyahını palet üzerinde bu bağlayıcı malzemelerle karıştırmış. Her şeyi birbirine karıştırıp boyalar üretmek yerine daha özellikli boyalar elde etmiş. Burada bunlardan dört tanesini görüyoruz. Her resmin uygulama sırası kendine özgü. Biz de burada bir replikasyon yapmaya çalıştık. Bu yağlı boya bu da içinde pigment olan yumurta sarısı. Dokusu daha yoğun olan bu örnekte ise alttaki tabaka yine pigment içeren yumurta sarısı. Buradaki pigment içeren reçine ve mat bir yüzey elde edilmiş. Sonra burada tutkallı bir örnek var. Bunların renkleri zaman içerisinde değişir. Örneğin buradakinde pigment içeren bir tutkal var. Rothko tuvali hazırlamak için bunu kullanırdı. Bu katmanları ise sırayla yüzeye uygulardı.